Karadeniz şimdi gündemimizde, malum koronavirüs salgınının çok yüksek riskli olduğu nokta burası. Vaka artışları maalesef ki kontrol altına alınamıyor. Peki virüsün bölgede bu kadar hızlı yayılmasının sebebi acaba ne? İşte bu soruya yanıt bulmak için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mutasyonlu virüs araştırması başlatıldı. Karadeniz bölgesi son 3 haftadır vaka artışında zirveyi koruyor. Haritada kıpkırmızı olan çok yüksek riskli Karadeniz'de virüs hızla yayılıyor. Alınan tüm tedbirler, uyarılar da boşa çıkıyor. Uzmanlar acaba bölgede mutasyon mu var sorusunu akıllara getirmişti. İşte bu soru bilimsel araştırmayla yanıt bulacak. Ülkemizdeki sayılardan 3 kat, 4 kat yüksek bir sayıda olmamızın bir başka nedeni olmalı. Mutasyon mutlaka vardır demiyoruz ama bu sayıları bu şeyde rakamlarda, bu yüzdelerde tutan bir neden var. Bir mutasyon yakalamamız durumda ciddi derecede o konuya ışık tutacaktır. Ama yakalamama şansımız olması nedeniyle de bir yorum yapamayacağız. Dolayısıyla bu çalışmanın daha ileriye taşınması gerekli olabilir. Uzmanlar Karadeniz'e özel bir mutasyon türü beklemiyor ancak her ihtimal düşünülüyor. Eğer bir genetik değişim meydana geldiği düşünülürse bilim insanları ve bilim çevreleri buna şu şekilde yaklaşmaktadır. O bölgedeki pozitiflerin %5'inin gen sekansının yapılmasını önermektedir ki bu çok ciddi bir maliyettir. Bizim üniversite olarak bunun altına çıkmamız imkansızdır. O yüzden kesitsel bir çalışma hazırladık. Her ilden 5'er 6'şer virüs izole edip bunların sekansını analiz edeceğiz ve bu sekansın bilinen İngiliz mutasyonu, Güney Afrika mutasyonu, Brezilya mutasyonu ve Amerika'da tanımlanan yeni Kaliforniya ve New York mutasyonlarından farklı olup olmadığı, böyle bir mutasyonun bulunup bulunmadığını analiz etmek. Vaka sayısının yüksek olduğu illerde farklı aile gruplarından alınacak virüs örnekleri gen sekansı yöntemiyle incelenecek. Virüs örneklerini toplayıp biriktiriyoruz. Bunları seçerken de belirli özelliklere dikkat ediyoruz. Yüksek işte CT değeri olan, viral yükü yüksek olan hastalardan tercih etmeye, diğer mutasyonların saptanmadığı hastalardan tercih etmeye çalışıyoruz. Bu sayede de eğer varsa buraya özgü bir mutant, bunu ortaya koymayı daha kolaylaştırmış olacağız.